Çamaşırhane. Çamaşırhaneye baktınız mı? Benim iyi bakmış. Orada da yok. Polis. Polise haber verin hemen. Tamam. Çekil bakayım oradan. Hadi çekil. Buyur abiciğim. Sağ ol, eyvallah. İyi akşamlar. Sendeki var şeysin öyle. Al, sana verdim işte. Olsun, ben sorayım da sormadan almayacağım diye söz verdim. Al, tamam, ben veriyorum. Al, hadi. Senin anan baban yok mu? Sen nereden geldin buraya? Yok, ben sokakta büyüdüm, tamam mı? Ya bizim ev amma toz kapıyor değil mi abi? Bak iki günde toz olmuş ha resim. Şuradan geçerken gördüm de bir sileyim dedim ya. Ya sen niye bunun Türkçesini söylemiyorsun? Ağzında geveleyip duruyorsun. Ne demek o? Oğlum niye doğrudan demiyorsun? Ben Zeze'yi çok özledim. Burnumda tütüyor. Şöyle burada olsa da bir sarılsam, böyle bağrıma bassam, kırmızı saçlarını koklasam, niye demiyorsun? Yok abi, ben söyleyemiyorum öyle şeyler. Söyleyeceksin. Hem de bağıra bağıra, böyle yüksek sesle söyleyeceksin. Öyle içten içe sevmek, kendi kendine sevmek, onlar matah şeyler değil. Yalan dolan onlar. Birini sevdiğini kendine söyleyemiyorsan, başkasına hiç söyleyemezsin. Değil mi? Anladın? Anladım. İyi hadi söyle bakalım. Mahmut abi seni çok seviyorum. Gel git ya. Git ya. Söyle. Söyle. Hadi bakayım. Aslanım benim. Ulan Zeze seni çok seviyorum ha. Mahmut abi seni de her şeye rağmen çok seviyorum. Aslan ne yapıyordur şimdi acaba? Yok müdürüm. Bir daha gece nöbetinde uyuduğunu, bırak uyumayı, gözünü kırptığını duyarsam yemin ediyorum kapı önüne koyarım seni. Bizim oğlan uyutmuyor iki gündür müdürüm. Hasta. Burası da sıcak. İçim geçivermiş. Çocuk da o sırada kaçmış herhalde. Kaçmış. Ufacık çocuk yuvadan niye kaçsın? Tövbe yarabbi be. Kırmızı biber neredeydi? Dolapta. Ah, buradaymış. Dur, o kadar acı koyma, Zeze yiyemeyecek. Ne kadar aptalım değil mi?
Bir an Zeze içeride sandım. Çorba çok acı olacak, yiyemeyecek diye düşündüm. Tamam, merak etme. Bulacağız bir yolunu. Gidip Zeze'yi alacağız oradan. Nasıl olacak o? Bilmiyorum ama bulacağız işte. Çorba top top olacak. Niye? Karıştırmıyorsun. Karıştırayım değil mi? Diyar. Sahilde yürürken sen yanlış anlamadın değil mi? Sahilde? Ya niye? Hani ben senin elini tuttum ya. Yani kızmadın değil mi bana? Ya, ya niye kızayım can? Zaten öylesine bir şeydi biliyorum. Tarhana mı bu ya? Ne güzel koktu ha. Sarımsak koydu herhalde içine diğer. Tabii işi biliyor kız. Aha. Kokuyor duyan geliyor, duyan geliyor. Abari, Zeze gelmiş. Alo. Acı. Duyuyor musun beni? Alo, kimsiniz? Tanırsın, tanırsın. Sen beni iyi tanırsın. Bitmemiş bir hesabımız vardı seninle. Onu tamamlayacağız ha. Alo. Bak şu zilliye ya. Dürümlerde yedin mi peki? Yedim. Sonra? Sonra orada bir abi buldum. Böyle sırtında bir çantası vardı. Hani okula gidenler var ya, onlar takıyor. Ona sordum Çengelköy'e nasıl gidiliyor dedim. Adam demedi mi sana? Ya o küçük, senin adın ne? Bu saatte işin ne sokakta demedi mi? Ne oluyor ya? Vallahi kapıyı indirecek herif. Nerede bu çocuk? Önce bir konuşalım isterseniz. Konuşacak bir şey yok. Zeze'nin burada olduğunu biliyorum. Siz aldınız onu. Çocuk içeride bakabilirsiniz. Ya tamam, çocuk burada. Ama yani kendisi geldi, biz almadık. Tabii canım. Bu yaşta bir çocuk tek başına ta yuvadan kalkıp Çengelköy'e gelecek, öyle mi? Pabucuma anlatın siz onu. Zeze'yi tanımıyorsunuz. Ona sorun, o anlatacak. Kendi geldi. Tabii, muhakkak öyle olmuştur. Bakın, çocuğun psikolojisini bozmamak için dikkatli olacağız. Olay çıkarmayacaksınız. Tantana etmeyeceksiniz. Ve biz de sessizce Zeze'yi alıp gideceğiz. Tabii şimdi yenge sana kapının önüne mi koydu be ya? Sus be ya. Allah Allah. Sinirim bozulmuş zaten. Senden çıkarmayayım ha. Ya yapsaydın bir güzellik. Şöyle güzel bir meyve sepeti hazırlasaydın, yanarlı dönerli. Allah Allah, meyve sepetiymiş. Kolaysa sen hazırla. Ne var be Arif'im, bir manava gitmeye bakar ya. Vay Ardam, ne haber? Eyvallah kardeşim. Nedir? Ya malum sıkıntı işte. Arif abi yine yenge kapının önüne koymuş. Yapma ya, yine mi oğlum? Neden? Köfteye niye maydanoz koymadın diye. Anla işte bu oğlum. Sus ulan, terbiyesiz. Azgın kurbağa. Ardam, akşama güzelim iki tane İspanyol düşür. Ne diyorsun, ç**ın mı? Yok be kardeşim, hiç halim yok. Zaten moralim de sıfır. Hayrola be oğlum, bir şey mi oldu? Ya duymuşsunuzdur işte. Çocuk esirgeme kurumundan gelip Zeze'yi alıp götürdüler. Aa, ne dersin be? Tabii. Yapma ya, benim hiç haberim olmadı.
Hay Allah, Cemal de yıkılmıştır şimdi çocuk. Hepimiz be kardeşim, hepimiz. Hadi beyler, hadi kalkın, kalkın. Boş boş oturmayın. Adama bir geçmiş olsun dilerim. Eyvallah. Ne haber Mehmet? Neredesin sen? İki saattir düğmeye basıyorum. Özür dilerim. Salih Akova. Sarı Salih de derler. Hapisteydi. Soruştur bakalım böyle bir talihe olmuş mu? Tamam patron. Sakıncası yoksa sorabilir miyim bu arkadaş? Arkadaş falan değil. Allah'ın belası, manyağın biri. Anlaşıldı. Başka bir emriniz? Çocuklardan ikisi sürekli elimin altında olsun. Gerekirse iki koruma daha alın. Müşteri bile olsa hiç kimseyi yukarıya salmayın. Tamam mı? Tamam patron. Oyalanma. Hızlı ol, hızlı ol. Bak orada yerde bir şeyler kalmış. Poşet moşet, onları da al oradan. Hey gidi kurt doğru sucuk, hey. Sen böyle iki günlük ömrü olacak yer diyedin ya. Çekemeyenler utansın. Kıskananlar çatlasın inşallah. Kapıyı da kapatayım mı usta? Kapa bu abi. Şimdi kapa bu abi. Ben sonra göstereceğim onlara. Beni bitti sanıyorlar ama... bu ayıdan iki post çıktığını görecek herkes. Çıkmaktan. Niye korkayım? Ben sokaklarda gezerdim küçükken cam gözlü. Ben buradan hiç çıkmadım. Sen burada mı doğdun? Yok. Çok küçükken babaannem getirmiş. Ben cam gözün yanında büyüdüm. Geceleri tek başıma da gezerim. Gece müşterisi iyidir. Ne müşterisi? Kimseye söylemeyeceksin ama. Tamam. Ben eskiden hırsızlık yapıyordum. Sahi mi? Ama artık yapmıyorum. Cemal, yapabileceğimiz bir şey olursa söyle, tamam mı? Belki çocuk esirgeme kurumundan falan birini sokarız araya. Eyvallah kardeşim. Geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun Arif. İnşallah yenge affeder seni. Yenge affeder de Allah affeder mi artık belli değil. Yürü be Allah Allah. Ya yürü be yürü. Ben ne anlamadım bunlar ya. Aha. Allah Belkıs. Belkıs abi, Belkıs bu. Kim? Şey Arda'nın kız arkadaşlarından biri canım. Gayet öylesine bir kız. Lan sırtına başına uğra. Ben sana ne dedim? Bu kızlar olmaz deme. Abi ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Belki ben yaratacağım mucizeyi değil mi ama? Hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba, nasılsınız inşallah? Tatil nasıl gidiyor? Bilmem. Bütün gün oteldeyiz. Akşamları da. Öyle olunca. Ha, tabii. Buyurun bir şeyler ikram edelim size. Çay, kahve ya da böyle karşı dükkana geçelim. Benim dükkana. Ha, orada böyle naçizane ürünlerim var. Hani belki böyle gelinliğinizin üzerine bir aksesuar değil mi? Karıştırdınız galiba. Evine çok olan ben değilim. Ablam. Hadi ya. Allah Allah. Oh oh, çok iyi, çok iyi. Maşallah, harika. Beh beh, bişin ruhu. Tabii. Gitmemiz lazım. Ha. Kim bilir, belki yine görüşürüz. İnşallah. İyi günler size. Tabii, siz gittikten sonra kalan güne iyi gün denirse. Öyle olsun, iyi günler.
Zeze, evet Zeze, isim bu, evet. Yeni geldi oraya. Mümkünse bir telefonda diyoruz, konuşabilir. Alo, alo. Kapı kapattı bu. Pedagogun numarasını almıştım ben, onu arayalım. Süper, tamam, ara. Ya ben arayayım. Bayan değil miydi o? Sen karışma. Yardım edeyim sana. Doğru mu bunları ben? Yok yok, ben yaparım, sağ ol. Ne oldu çocuklar? Bulamadınız mı? Arıyoruz. Evet. Bakın çok merak ediyoruz. Sadece bir dakikalığına telefona verin ne olur. Bakın bütün aile toplandık burada. Çağırıyor. Kızlar, Zeze telefona geliyor. Buldunuz mu? Şu şey yok mu bizde duyalım? Zezeciğim benim diğer. Bak hepimiz buradayız. Boncuk, Zeze ne yapıyorsun kız? Zeze güzel kızım, Nimet annen. Nasılsın? Arda abi de orada mı? Buradayım bir tanem. Buradayım canım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ben. Gelecek misiniz beni almaya? Geleceğiz, geleceğiz. Alacağız seni oradan. Zeze hadi yatma zamanı. Tamam, şimdi bu abla diyor ki yatmam lazım. Tamam tatlım, iyi uykular. İyi geceler. Hadi iyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ağzını bıçak açmıyor. Ama ben seni konuşturmasını bilirim. Macide. Oraya bak. Macide, sana diyorum. Kaldır kafanı, bana bak. Ne? Al. Bu ne? Çiçek. Niye? Niye mi? Sana aldım çiçek işte, al. Hadi görüşürüz. Kızından sesini duyduk da içim rahatladı. Vallahi gözümde tütüyordu kerata ya. Nereye? Ya bir hava alacağım. Bu saatte ne havası? Ben biliyorum onun alacağı havayı da. Büyük Orta Doğu projesi diyelim. Sonra anlatırım. Vay arkadaş, bizim oğlan Şampiyonlar Ligi'ne katılmış. Cemal. Biraz konuşabilir miyiz? Şimdi mi? Ha, şimdi. Siz gidin, ben gelirim. Ben sana kötü bir şey mi söyledim? Yok, niye? Bilmem. Yüzüme bakmıyorsun, sohbet etmiyorsun. Bir küsmediğin kaldı. Kaçıyor musun benden? Kaçmıyorum da bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Ben sana aşığım dedim. Hem de yıllardır. Bunu unutma mı bekliyorsun? Mantıklı olmanı bekliyorum. Anlamadım. Yıllardır kardeşiz seninle. Şimdi gençsin. Yaşadığın şeyi aşk sanıyorsun. Farkına varmanı bekliyorum. Hiç anlamıyorsun değil mi? Bana mantıktan bahsediyorsun. Aşk diyorum sana, aşk. İçinde mantık olsaydı adı aşk olur muydu? Beğendin mi? Güzeldi. Çok para vermedin inşallah. Biraz şey olmuşlar. Ne olmuşlar? Solmuş gibi yani. Sabahtan almıştım. Kahveye uğradım. Pişliğe dalınca da solmuşlar.
Ne olacak bu kızın okulu? Kaç gündür gitmiyor. Bir şey demiyorlar mı? Rapor alacağız. Neslihan'ın olan doktor ya, o ayarladı. Ne raporu? Domuz gribi raporu. Ne zaman gelecek? Osman, sana kaç kere söyleyeceğim. Bu hafta ablasında kalacak, sen de ses etmeyeceksin. Yoksa vallahi ben de giderim, dımdızak kalırsın burada. Sen bana sabır ver Allah'ım. Yardımcı olabilir miyim? Ben terasa çıkacaktım. Burası restoran. Evet, burası restoran. Tahmin etmem gerekiyor tabii ya. Zaten teras dediğin yukarıda olur. Değil mi? Öyleyse ne yapmak gerek? Demek ki benim terasa çıkmam gerekiyor. Oldu, görüşmek üzere, sağ olun. İyi akşamlar. Ne tesadüf değil mi? Buyurun. Arkadaş Türkçe biliyor mu acaba? Hayır. İyi. Son dakikada bir şey çıkmasın da. Nereye böyle? Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım. Ya ben buraya gelirken her adımda düşündüm. Koskoca şeyh kız dedim, yani o bir prenses. Yani doğru değil bu yaptığın dedim ama. Ama? Ama işte görmezsem olmayacaktı. Çok mu görmek istiyorsun? Çok. Hem de nasıl? Yarın saat 1 nasıl? Nasıl? Yarın saat 1'de lobide. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Oha! Canı anladım. Hiç yatmadım. Zize ne yapıyordur acaba şimdi? Yatıyordur herhalde. Tabii yine kaçmadıysa. Sen hiç kaçmış mıydın yetimhaneden? Ben? Yok, kaçmadım. Yani kaçtım tabii. Ama çıkış o çıkış işte. Bir daha da dönmedim. Yani gidecek birin yoksa kaçmayı düşünmezsin ki. Benim yoktu gidecek bir yerim. O yüzden de kaçmadım. Çay yapayım mı? Yok, ben istemem. Anlatsan anlat. Yetimhanenin bahçesinde bir ağaç vardı. Kocaman bir ağaç. Çınardı galiba.
akşam onun tepesine tünerdim. Niye? Ya yetimhanede büyümüş olsam bile akşam olunca böyle garip bir şey basıyor insanın üstüne. Bir hüzün. Ne yapsan etsen gitmiyor işte. Kendini atacak bir yer arıyorsun. Ben de işte oraya. Ağacın tepesine. Ağacın tepesine. Yetimhanenin bahçesinin duvarlarının arkasında böyle apartmanlar vardı. Her akşam orada bir aileyi seyrediyordum. Ya bildiğin klasik bir aile. İşte baba işine gidip geliyor. Anne yemek yapıyor, sofra kuruyor. Çocuklar da oyun oynuyorlar. Ders çalışıyorlar. Öyle. Her akşam seyrederdim onları, film gibi. Bir gün çok acayip kavga ettiklerini gördüm böyle. Bağırmalar, çağırmalar. Yani dayak falan yok ama çok fena hissediyorsun yani. Çocuklar ağlıyor. Kenara çekilmişler. İşte o gün, o akşam. İlk ve tek kaçışım. Kaçmışım yetimhaneden. Kaçmışım çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Sonradan anlattılar bana. İnmişim ağaçtan. Nasıl çıktıysam çıkmışım yetimhaneden. Apartmanın kapısına dayan. Git orada daire kapısını çal. Dan 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 diye. Onlar da açmışlar. Bakıyorlar karşılarında bir tane çocuk. Ben de öyle bakıyorum bunlara. Bakıyorum. Hiç konuşmak yok. Öyle öküz gibi. Peki niye? Hatırlıyor musun? Bilmem, korkmuşum herhalde. Yani o her akşam seyrettiğim şey bozulacak diye. O aile dağılacak diye herhalde. Anlayacağım. Bir ailenin dağıldığını görmeye tahammül edemiyorum. Bu acayip ailenin bile. Onun için Zeze'yi çıkaracağım oradan. Eğer benim adım Cemal ise o çocuğu oradan alacağım. Demek bu kız sana bugüne randevu verdi ha? Tabii canım. Bizde yalan yok biliyorsun. Oğlum bu şeyhi başımıza salacaksın. Ondan sonra da bu Cemal'i tut tutabilirsen ya. Yok abicim ya. Ben yapar mıyım öyle şey? Ama kızdaki o gözler. O gözler abicim. Yani o peçeyi kaldırmadan bırakmak bana yakışmaz. O gözler tamam da o peçenin altından bir sürpriz çıkmasın Arda. Ne gibi? Peçeyi bir kaldırıyorsun. Ha. Gözler on numara. Ha. Fakat altta iki tane çürük diş. Ay. Arda Bey, Arda Bey. Ama yapma ya. Saçma sapan. Allah canı almadı. Bu kim? O Cemal, babamız gibi bir şey. Peki bu? O Mahmut, böyle diyor. Ama o çok komik. Peki bu? O diğer. Peri kızı gibi bir şey. Sahi mi? Hı hı. Bu? Oo, Arda abi. Ben büyüyünce onunla evleneceğim. Hadi ya. Tabii. Vallahi bağıracağım şimdi. Ya Turkuaz'ın ihanet edin, bağırma. Şurada iki çift laf edeceğim kız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Ya tamam sen gene bir şey deme ama bir dinle. Bak benim sana karşı kötü bir niyetim yok, tamam mı? Zaten olamaz da. Bak eğer ben seni kırdıysam, seni üzdüysem affedersin. Yani biz gerektiğinde özür dilemesini de biliriz yani. Bravo. Sen yap, et. Ondan sonra gel özür dile. Dilek bak ben sana karşı bunları edirken aslında benim derdim mesaj vermekti. Sağ değil yani Diyara. Benim deli oldum Dilek. Ablayım beni deli etti. Sen de işte öyle arada... Çekil git Mustafa. Yap bak yolundan çekilirim elbet. Ama bil ki sen benim dünya ahiret bacımsın, tamam mı? Ben sana karşı bir kusur işledim ama telafisini edeceğim inşallah. Bak bir sıkıntın olursa bir derdin olursa enişte hoş gel deme yeter yani. Ah,
Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bu sehpaları da böyle koyuyorlar. Ya ben genellikle böyle değilimdir. Nasıl değilsindir? Yani işte böyle telaşlı. Peki nasılsındır genellikle? Tamam, itiraf ediyorum. Ben senin gözlerine bakınca ne yapacağımı bilemiyorum. Yani böyle dengemi kaybediyorum. Teşekkür ederim. Bazen diyorum ki hani bu kızın gözleri böyleyse kim bilir yüzü nasıldır? Yani o gözleri taşıyan yüz nasıldır? Hatta şu zavallı kul ölmeden o yüzü görebilecek mi acaba? Bir şey çok istersen olurmuş. Ciddi misin? Ama ne zaman olacağı belli olmazmış. Dilek, bak sana başka bir şey söyledi ve benden gizliyorsan... Yok abla, vallahi bu kadar. Özür diledi. İşte seninle bir ilgisi yok, hepsi ablan yüzünden falan dedi. Yazık. Ne dedi? Yazık mı? Ya insan acıyor işte haline. Ya sana aşık olduysa? Ya karşılıksız aşk en zor bence. Ya bir kere her şeyi içinde gizlemen lazım. Koca bir aşkı tek başına yutmuş gibisin yani. Sonra hep onu düşünüyorsun. Seviyorsun. Böyle için pırpır ediyor. Bir bana baksa diyorsun, bir sevse. Ama o seni görmüyor bile. Dilek. Hı? Sen hala Mustafa'dan bahsediyorsun değil mi? Tabii canım. Kimden bahsedeceğim başka? Yani sizden bahsedecek değilim herhalde. Sen ne zaman Cemal abiye baksan... gözlerin böyle düğün bayram yeri gibi ışıl ışıl oluyor. Uydurma. Uydurmuyorum ya. Gördüm söylüyorum ben. Ha, tabii Cemal abi öyle değil. Yani... onun gözünde öyle lambalar falan yok. Yok değil mi? Yok. O böyle kimse bakmazken bakıyor sana. Saklıya gizliye. Ay gözüm ucuyla seviyor seni. Benden kaçmıyor tabii, o ayrı. Vay be. Ben şimdi görebilecek miyim senin yüzünü? Görmek istiyorum demedin mi? Aşağıda açamazdım bunu. Dur bir dakika, açma. Dur ama şimdi benim dizimin bağı falan çözülür. Hazırım prenses. Bel kız. Halle ben. Eyvah abim. Ne? Abin mi? Senin bir de abin mi var? Çabuk. نحب باش نجي شن مانا تمعش يا نحب باش نجي بالصيف باش نرتاح شويه شوفي اذا تحت لنا شيء ما نعملش حتى شيء ما خطك باش نرتاح شويه تهو يانلش سما يانلش شهر بجوزنك باخص مين وفين اسطنبول صرتي غريبه انا مش غريبه مش لازم كل يوم نطلع سوق مش نطلع كثير يا ne kadar sizinle Mahmut abiden bile kötü duruma düştüm. Lan, bu yayı sen yapayım. Hapça! Şükran. Arkadaşım, içeride konuşalım mı? Sen Türkçe bilmiyordun değil mi? Sakin oğlum, sakin. Ben açıklayabilirim her şeyi. Emin misin? Tabii canım, yani açıklayabilirim. Ne var ki bunda? Just a minute, sakin. Sen bana lütfen Arapçada yardımcı olabilir misin? Şimdi ben sizin balkona yanlışlıkla girdim. Bizim balkona. Doğru, yanlışlıkla olmaz. Çabuk düşünmek lazım. Yaratıcı olmak lazım böyle durumlarda. Çabuk düşünmek çok önemli. Sakin, Arda, bir dakika. Arda, sen bak! Anam! Ah! Oh!
Anam. Ya. Ya oğlum bir dur ya. İşimizi yapamıyoruz ya. Ya abi acıyor mu ya? Acıyacak tabii. Anne baksana her yer cam. Sanki vitray düşemişler. Ah ya hangi birine yanayım be? Bir Japon kız vardı tamam mı? Habire resmimi çekti. Şimdi internete koymasın bu ya. Merak etme o konuyla ben ilgileneceğim. Japon kızı da bulacağım. Fotoğrafları da bulacağım. Sonra garbi süsteye vereceğim. Ah! O senin dünya haritasının yanına asacak. Tamam. Efendim? Tentir diyotu getirdim. Nasıl gidiyor? İyi. Hayati bir tehlike yok. Ya dalga geçme. Belki de hastaneye götürmemiz gerekiyor. Canım söyledik. Ama gitmek istemiyor işte yani. Hemşirelere madar olmaktan korkuyor galiba. Arda abi iyi mi? Ya iyi yaşayacak. Ve kim bilir daha ne altlar karıştıracak. Ne oldu tendir diyot? Az bile bunlar sana. Az. Abi yapma ya. Zaten bitmişim. Ulan kız da tam peçeyi açmak üzereydi ha. Dur. O pastayla konuşacağız. Oğlum şeyin kızını asılmak nereden çıktı? Sen bizi bitirecek misin? Bir de abi çıktı başımıza şimdi. Abi yok orada öyle bir problem yok ya. Dedim ya sana konuştuk. Kız aradı sonra beni. Abisiyle konuşmuşlar. Babaya söylemeyeceklermiş. İkna etmiş yani abiyi. Hem zaten bir şey de olmadı. Anlıyorum ben seni. Abi yavaş ya. Hakikaten yavaş bak ama ha. Allah Allah ya. Ya beğenmiyorsan diğerinden Dile'yi çağırayım. Onların eli daha hafiftir beyefendi. Acaba bunun hakikaten ejderha dövmesi var. Gördün mü bak? Ejderha değil ki o. Pamuk prenses. Öyle mi? Arda, oğlum sen dövmeyi yaptırdıktan sonra kontrol ettirmedin mi hiç? Ha, etmemiş herhalde. Bak, yedi cüceler. Uykucu, huysuz ha. Yok, onlar cam kırığı. Dur şunları bir temizleyeyim, ondan sonra bir daha bakalım o zaman nasıl görünecek. Bak, bir dakika dur, bir şey söyleyeceğim bak, çok ciddiyim. Diyar'la Dilek bunu asla bilmeyecek abi, tamam mı? Zaten karizma yerlerde. Vallahi biz bu sırrı bedavaya saklayabilir miyiz? Onu bilemiyorum. Ne diyorsun Cemal? Ben de bilemedim. Adamlar mı girdi benim? Doğru Timur Bey. Sarı Salih çıkmış. Biliyordum. Nasıl çıkmış peki? Onu tam öğrenemedik. Avukatı cezada indirim ayarlamış galiba. Anlaşıldı. Bir şey yapmamız gerekiyor mu Timur Bey? Hayır. Gerekmiyor. Bekleyeceğiz. Ne anlayışsız insanlar var ya. Belli ki üst baş getirmişiz çocuğa. Canavar değiliz. Niye müsaade etmiyorsun sen bizi Zeze'yi görmeye ya? Ne olur yani gemilerin mi batar yani ya? Sinir oldum vallahi ya. Delikanlı katiliz sanki anasını satayım. Çocukları görünce şeytan diyor. Kır duvarı gir içeri. Yani ulan köpürme. Köpürme. Hepimiz köpürüyoruz ama taşmıyoruz. Zeze'yi düşünmek lazım değil mi? Hani gelmediler seni almaya? Git buradan. Gelmezler. Git dedim. Ağlıyor musun? Bana da demişti babaannem seni gidip alacağım. Ama gelmedi. Gelmiyorlar. Hiç mi? Bazen teyzeler, amcalar gelip küçük bebekleri evlatlık alıyorlar. Ama büyüyen çocukları hiç istemiyorlar. Bazen diyorum ki keşke bebek kalsaydım. Hiç büyümeseydim.
Sen benim gözümün bebeğisin, bebeğisin ya. Gel o zaman burada. Geleceğim oğlum, geleceğim. Bir hal çaresini bulayım. Bir iş güç, para pul onları halledeyim. Geleceğim inşallah. Schatje, het is al laat. En morgen moet je naar school. Kom, het is tijd om naar bed te gaan. Ja mama, okay, okay. Mama yat diyor. Yarın okul. Yat oğlum, yat. Doğru söylüyor, yat. Derslerini çalıştın mı? Yaptın mı derslerini? Ne? Anlamadı. Work, work diyorum. Work, ödevlerini yaptın mı? Ha, yaptım ben. Aferin, kuzum benim, zeytin gözlüm benim. Papa, bana şarkı söyle. Benim eski şarkı. Hı? Aa, sen hatırlıyor musun oğlum onu? Evet. Senin ninni ha? Ah oğlum, iyi hadi. Yat sen, koy kafanı. Heh, yat bakayım öyle, heh, yat. Dandini, dandini dastana, danalar girmiş bostana. Kobustancı danayı, yemesin lahanayı. Oğluma, Uyumuş ya bu. Uyudun mu oğlum benim? Vay kuzum benim, vay kuzum benim. Sakin. Uzundur görüşmemiştik. Özlemişim. Eskiden çirozdun, hala çirozsun. Değişmemişsin. Pek yemiyorsun galiba. Oysa yemen gerek. Can boğazdan gelir. Sen de yer misin diyeceğim ama senin durumunda biraz zor tabii. Ne istiyorsun benden? Elbette hakkımı. Yıllarca Kültür Bakanlığı'ndan daha çok çalıştım tarihi eser toplamak için. Bu ellerimle kazıdım. Bizim Türk milleti öyle kolay kolay vermez definesini falan. Ben çalışırken sen ne yaptın? Benim sırtımdan para kazandın. Beni içeri tıktırdın. Para da yedin. Doğru mu? Allah için sen ölümü çoktan hak ettin hacı. Alnının çatına tek kurşun tak. Hakkın bu. Ama korkma. Canını bağışlayacağım. Bu kıyamı da unutma. Aç bakalım şunun sesini. Ne çalıyor? Ben eski defterleri kapattım Salih. Artık bu işlerle uğraşmıyorum. Yapma ya. Sen kapatınca kapanıyor mu eski defterler? Mecbur açacağız hacı. Defter, kitap ne varsa açacağız. Benim kefaretimi ödeyeceksin. Şimdilik 200.000 dolar. Senin için deve de kulak. Ben bu s**man herifleri bir tane peçete koymaz mı buraya be? Bak bakalım şuraya mendil falan var mı? Yok patron. Mecbur sileceğiz. Yarına paramı hazırla. Hazırla. Çünkü arayacağım.
Selamünaleyküm. Mustafa, ne işin var burada? Ne istiyorsun? Kurban oldum. Dur hemen oklarını savurma ya. Anladık, sen böyle savaşçı Amazon gibi bir şeysin. Gider misin lütfen? Haklısın. Ne desen haklısın. Sağ karşı kabahatim, kusurum çok büyük. Bak şimdi Cemal gelecek buraya. Seni burada görürse... Cemal. Ben onu çok iyi tanıdım onu. Anladım. Golünü niye ondan yana kaydı onu da anladım. Ağzı. Ne? Ağzı diyorum, çok iyi laf yapıyor. Tabii sen şimdi ikimizi karşılıklı koydun. Bir tarafta ne var? Kayserili tüccar, sucukçu, böyle dangıldığın konuşan biri, kuru, değil mi? Ha? Kuru. Diğer tarafta İstanbullu, okumuş etmiş, ağzı çok iyi laf yapıyor. Buraya değil, buraya bakacaksın gibi laflar. Ondan değil mi? Mustafa, artık bunları konuşmamızın bir anlamı yok. Ama biz kendimizi geliştirmesini biliriz Diyar Hanım. O olacağını olmuş. Gideceği yere kadar gitmiş. Daha da ileri gidemez. Ama şurada var ya... Şurada o Cemal'in ettiği laflardan çok daha fazlası var şurada. Burada şiir var Diyar Hanım, şiir. Göreceksin, o şiiri okutacağım ben sana. Satır satır o şiiri okutacağım ben sana. Mustafa, güle güle. Ben senin durumuna gerçekten çok üzüldüm ya. Nedenmiş o? Senin Arap Yarımadası'ndaki durumun fena değilmiş. Benim genel olarak zaten durumum fena değil. Baksana şu dünyanın haline ya. Ben bunu olumlu anlamda söyledim ha. Yalnız buraya bir bayrak daha saplayacağım derken... camlar saplandı senin. Allah Allah. Islanmadan balık tutulmazmış canım. Bak sen. Ne bu? Çapkınlık anayasası madde bir mi? Aynen canım, aynen. Ama bu sefer durum biraz farklı ha. Yani bu kız beni çapkınlıktan soğutabilir. Durum bayağı bir kritik. Tabii ya, ne diyorsun sen? Ben evlenmeyi bile düşünürüm o kızla ya. Ah! Ne yapıyorsun ya? Kendinde misin, değil misin merak ettim. Evet, bu bayrağı da şuraya Alaska'ya yapıştırayım. Alaska, serin serin sevişirsin. Ya yapma, bütün dünyanın dengesini bozdun, hayret bir şey ya. Aa, yalnız mısın? Evet. Dilek sıkıldı da biraz dolaş dedim. Tek başına oturuyorsun yani. Evet. Kimle otursaydım? Hayır, Mustafa'yı gördüm de öyle buradan çıkarken sanki. Doğru görmüşsün, buradaydı. Yani? Ne yani? Bir şey merak ediyorsan açık açık sorabilirsin, ben de anlatırım. Yok, istersen anlatırsın. Peki anlatayım. Mustafa geldi, benden özür diledi. Dedi ki, sen beni yanlış tanıdın. Ben aslında Cemal kadar romantik ve duygusal biriyim. Hatta istersen sana şiirler okurum dedi. Ben romantik, duygusal, şiir işim olmaz. Aferin sana. Sen şiir falan seviyor musun? Evet, seviyorum. Ama kimsenin bana şiir okumasına ihtiyacım yok. Ben kendi kendime okurum, tamam mı? İyi. Kolay gelsin. Sabah Diyar'la konuştum. Karar vermişler mi düğün tarihine? Yok, onu demedi. Ne dedi peki? Mustafa Dilek'le konuşmuş. Özür dilemiş, hata ettim seni istemekle demiş. Vaz mı geçmiş yani? Of, of. Osman, bunda üzülecek ne var? Küçücük kız zaten nasıl evlenecekti o adamla? Kendi de görmüş demek, yol yakınken döneyim demiş. Evet. Sen... anlamıyorsun Macide. Yarın Mustafa gelse, parasını son kuruşuna kadar istese, ne yapacaksın, he? Ben seni o zaman görürüm.
Vallahi şimdi Cemal kimsesizliği çok iyi bilir müdür bey. O da böyle yetimhanelerde büyümüş. Cemal'i tanıdığımda 15'inde ya vardı ya yoktu. Çok garibandı, zavallı. Yanımıza aldık, yetiştirdik. Benden ne gördüyse aynını yaptı. Şimdi o küçük kızı sokaktan alıp sahiplenmesi bu yüzdendir. Yanlış var Ziya Bey. Ortada büyük bir yanlış var. Düşünün bir. Herkes sokakta gördüğü çocuğu sahiplense, yanına alıp çalıştırsa. Ne olur bu memleketin hali? Ama müdür bey, Cemal herkes değil ki. Biz ona kefiliz. Ayrıca Zeze'ye nasıl baktıklarına da şahitiz. Öyle değil mi Ziya Bey? Evet, evet. Boşuna uğraşıyorsunuz. İki kişi geldi. Bu insanlar iyidir dedi diye çocuğu teslim edemeyiz. Öğretmenim, pastayı ben kesebilir miyim? Tabii sen keseceksin Ömer. Senin doğum günün madem. Değil mi Zeze? Ay saçların da çok güzel oluyor. Ucuna kurdele takayım mı? İster misin? Takma. O kadar da eğlenmeyeceğim. Aa, oldu mu ama şimdi? Kaç oldu saat? Son sorduğumdan bu yana 3,5 dakika geçti deli olan. Bacaklarım çok üşüdü. Hah, geliyorlar. Ne oldu baba? İşimiz zor. İki kişi iyi dedi diye korumamız altındaki çocuğu veremeyiz dediler. Of, of yine of. Baba, siz dükkana geçsenize. Biz de bir iki saate geliriz. İyi, ben de ne zamandır çarşıya uğramıyordum. Bir çay içeriz değil mi? İçeriz. Hadi gel. Eyvallah. Neden gelmiyorsun bakayım? Yoksa palyaçoları sevmiyor musun? Sevmiyorum. Aa, neden? Çünkü burunları gerçek değil. Öyle mi? Bak bakalım gerçek miymiş? Aa, Arda abi. Şş, sakın çaktırma tamam mı? Bak bak bak, şu kim biliyor musun şu? Cemal abi. Peki bu kim bu? Bu? Herhalde başka kim olabilir ki? Beni görmeye geldiniz, beni unutmadınız. Ya biz seni unutur muyuz kız? He? Sen bizim her şeyimizsin. Kimseyi çaktırmak yok tamam mı? Hadi. Önce son bir şansımız var. Ha, gidiyor musun hemen mi? Saat 4'te. Sen hemen burada olabilir misin? Yarım saate. Yarım saate mi?
Evet. Gelince hemen yukarı çık. Olur mu? Odaya. Arda abi hadi gel. Tamam. Hadi ya, trencilik oynuyoruz. Zezicim benim gitmem lazım ya, işim var. Lütfen. Of. Alo. Hazırladın mı hacı? Vakit geldi. Sana söyledim. Seninle işim bitti. Borcum morcum yok. Benden 5 kuruş çalışmaz. He, öyle diyorsun yani. Evet. Aynen öyle. Son kararın mı? Budur. Peki o zaman. Sen bilirsin. Şekeri bulamıyorum ya. Ya önünde duruyor işte. Ana, buradaymış ya. Kafa kalmadı ki. Kaşıkçı Emma'sı durumu mu? Anlatıyordun ya işte Şeyh'in kızının gözleri. Ha, evet. O durum Dilekciğim. Yüzünü görebildin mi peki? Gördüm ya. Çok mu güzel? Çok. Yani güzeldi. Ama gitti işte. Üzülme. Yani seviyorsan o da hisseder, mutlaka gelir seni görmek için. Diyorsun. Sen ne şeker kızsın be. Ha? Anlayacaksın. Baban soytarıklığına girdi bugün oğlum. Soytarı? Hani var ya böyle palyaço hani böyle burnu kırmızı, saçları böyle kırmızı, böyle yürüyor. He? Baba bak, mama benim için Türkçe kitap buldu. Güzel konuşacağım diye. He? Neymiş o? Bir eşeğin anıları. Anan beni andı herhalde. İlahi. Çok güzel kitap. Ama ben anlamıyorum bazen. İyi, sor bakayım neresini anlamadın? Heh. Bak. Merhamet edin. Ne demek bu? Merhamet şey işte merhamet. Acımak, üzülmek. Kolum acıyor gibi mi? Yok merhamet başkasının acısı oğlum, başkasının acısı. He. Mesela senin arkadaşın yere düşmüş, canı acıyor ama
Sen de onun acısını hissediyorsun, senin de canın acıyor. Merhamet bu demek işte oğlum benim. Canım benim. Ha, insan olmak, insan olmak. Anladım baba. Heh. Ay kurban olsun baba. Bir eşeğin anılarını mi hatırası mıydı neydi o? Ya senin bu anan da bir öyle vallahi karşı senin anan yok mu? Ya sen ciddi misin Ziya Usta? Ne demek bu iki kişinin şahitliği yetmezmiş? Ulan ne bileyim aynen öyle dediler. Tabi ne der bunlar be ya? Ziya Usta ile yengenin şahitliği iki değil, 102 kişiye bedeldir bak. Eksik olma Arif, eksik olma da demir demiri kesiyor işte, yapacak bir şey yok. Kestirtmeyelim abi. Ziya Usta'ya inanmayan burayı da inanmıyor o zaman. Niye inanmıyorlarmış bunlar ya? Nasıl inanmazlar bize ya? Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen bir sakin olun, lütfen. Haklılar baba. Haklıyız tabii usta. Bizim sesimiz çıkmıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Neresi burası? Kaç kişiyiz biz? 100 bin. 100 bin. Arkadaşlar sakin olun lütfen. Ya tamam 100 bin değiliz belki de 100 bin gibiyiz işte. Buyurun. Sağ ol. Nasılsınız müdürüm? Ne oluyor dışarıda? Bir kalabalık toplanmış müdürüm. Vallahi ben de anlamam. Beyler, bir dakika. Şimdi herkes yazdığı dilekçenin altına imzasını atsın. Nereye imzalıyorsun? Nereye imzalıyorsunuz abi? Altına. Arkadaşlar, çarşıda gibi değil. Hizaya girin. Hizaya girin. Hizaya girin abi. Müdür çıktı, müdür. Müdür. Ne oluyor burada? Bu ne gürültü? Garbis baba, sen konuş. Müdür bey. Bu arkadaşlar ve biz hepimiz kapalı çarşı esnafıyız. Ziya Bey ve Cemal'i 40 yıldır tanırız. Siz deyince Ziya Bey'e ikna olamam iki şahitle diye. Biz de hep beraber kapalı çarşı esnafı olarak dilekçe vermeye karar verdik efendim. Evet. Ne diye dilekçe verecekmişsiniz? Şimdi müdür beyciğim ben de şahsen kendim halıcıyım çarşıda. Bu arkadaşımız çantacı, abimiz kuyumcu, lokantacı. Şimdi efendim biz çarşıya girdiğimiz ilk günden beri tanırız Ziya babayı. Oğlunu da tanırız. Tabi biz onlara her yerde kefiliz be ya. Kefiliz. Zeze kızımızın asıl yuvası bu insanların yanıdır. Evet. Onların evet. Sevgisi, sıcaklığı, muhabbeti kimsede yoktur değil mi abi? Aynen. Ziya baba sen bizim her şeyimizsin. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Lütfen. Cemal buraya yumruk havaya. Cemal buraya yumruk havaya. Yeter. Susun. Susun. Siz benimle gelin. Aa, nereye gidiyorsun? Bahçeye gitmek istiyorum. Bahçe soğuktur şimdi. Hadi gel oyun salonuna gidelim. Bahçeden sesler geliyor. Ne sesleri? Zize diye bağırıyorlar. Belki beni almaya geldiler. Aa canım benim. Hadi oyun salonuna gidelim yeni bir oyun oynayacağız. Hadi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu herif kesin işi yokuşa sürüyor. Süremez abi. Burada bu kadar adamız ya. Bizim sözümüzün bir ağırlığı yok mu yani? Dondum vallahi ya. Abari çok soğuk. Çok oldu mu Cemal? Vallahi oldu. En azından görebilsek ne biçim iş anlamıyorum ki. Üşüdün mü sen de? İnce giymişsin. Ha usta geldi. Ne oldu baba? Ne dedi müdür? Konuştum. Tamam dedi.
Oh be. Oh be. Büyüksün kapalı çarşı. Sağ olun arkadaşlar. Yalnız tamam dedi de bir şartı var müdür bey. Neymiş şartı? Sizin hemen evlenmeniz gerek. Yani aile olursanız işler daha da kolaylaşacak. En azından Zize'yi koruyucu aile olarak yanımıza daha çabuk alabileceğiz. Nişanı yaptık. Düğün de yaparız abi. Değil mi? Çarşıda düğünümüz var beyler. Çarşı raconu kesti. Bütün dünya evlenmemizi istiyor. Bir an evvel annenle konuşalım Diyarcığım. Ya artık Zece'yi görmemize de izin verirler belki ha? Yarın gitsek mi acaba? Gidelim. Gideriz değil mi Mahmut abi? Gideriz gideriz. Bir nevi izin çıktı artık değil mi? Baba hiç konuşmadın. He? Yok be oğlum. Yoruldum herhalde biraz. Neyse. Ben eve giriyorum. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar usta. İyi akşamlar. Hayırdır Cemal gel. Biraz konuşalım mı? Konuşalım gel otur biraz. Ne konuştunuz müdürle? Bir şey demedi. Eğer evlenirlerse dedi. Ya onu söylemiyorum bırak bu işleri çocuk mu kandırıyorsun? Canın sıkılmış işte. Ağır bir konuşmaydı. Ben adımı ikna etmeye çalıştım. Biz şöyle bir aileyiz, böyle bir aileyiz. Birbirimize şöyle bağlıyız, böyle bağlıyız derken... herif öyle bir laf etti ki... Ne dedi? Ya yok bir şey. Ben biraz yorgunum, uzanacağım. Sonra konuşuruz. Baba, söylesene. Bak aramızda kalacak ha. Ona göre tamam. Benden habersiz en ufak bir adım atmak yok. Tamam, merak etme. Zeze'yi ihbar eden aileden biriymiş, öyle dedi. Aile aile diyorsunuz ama sizi ihbar eden de sizin ailenizden dedi. Anladım. Sen canını sıkma tamam. Her şey yoluna girecek. Bir delilik yapmak yok ha ona göre tamam. Niçin bir pislik sana? Nasıl bir hastalık seninki? Sana da iyi akşamlar Cemal. Ne dedim ben oğlum sana? He? Benimle bir hesabın varsa benimle göreceksin. Ananı, babanı, el alemin yetimini işe karıştırmayacaksın. Ne saçmalıyorsun sen ya Allah aşkına? Zeze'den bahsediyorum. Durduğun tezgah çocuğu yetimhaneye gönderdi. Ulan senin derdin hep yetimlerle mi be? Thank you.
Çay kaynadı, bu Cemal hala ortada yok. Nerede bu deli olan ya?